Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 7 Mart 2022. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Benzin ve motorine yeni zam. Motorinin litre fiyatına 1 lira 44 kuruş, benzinin litre fiyatına da 57 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatı 21 lirayı aştı. Zamlar gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. BOTAŞ merkezden rekor döviz alımı yaptı. BOTAŞ, Şubat ayında Merkez Bankası'ndan 5 milyar 368 milyon dolar döviz aldı. Bu rakam son 7 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. BOTAŞ, Türk lirasında daha fazla değer kaybına yol açmamak için ihtiyacı olan dövizi Merkez Bankası'ndan doğrudan satın alıyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon olarak dönüyor. Enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişi yorumlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Atılım Murat, önümüzdeki aylarda enflasyonda büyük artış yaşanabileceği uyarısında bulundu, dinliyoruz. Zaten enflasyon sepetinde ulaştırmanın ve gıdanın yani ağırlığı çok yüksek. Tabii ki zaten insanlar böyle ithal ürünlere falan fazla talep gösteremeyecekler zaten. Yani işte satın alma gücü düştüğü için, alım gücü düştüğü için. Şöyle bir gerçek var, yani asgari ücret ve ortalama ücretle çalışan kesimin %55-%60'ı neredeyse. O nedenle o gelen para direkt gıdaya ve ulaşıma gidiyor. Yani onun bu iki kalemin de ağırlığı yüksek olduğu için doğal olarak bir talep enflasyonu gelecektir. Yani Haziran'da, Temmuz'da o maaş zammı, yeni bir maaş zammı da gelse o da gene harcamaya gidecektir. Gıdaya, ulaşıma. Başka bir lüksleri yok insanların zaten yani. Mecburen gıda talep gösterecekler. Yanı sıra zaten girdi maliyetlerin durumu ortada. Yani bugün kim petrol fiyatının nerede durabileceğini öngörebiliyor veya gıda fiyatlarını ve tüm emtia kompleksi yükselmeye devam edecektir. Yani sadece enerji fiyatları değil. O nedenle yani bir taraftan maliyet enflasyonu ısırmaya devam edecek doğal olarak dünyadaki konjonktürden ötürü. Yanı sıra da özellikle bu gıda fiyatlarının ve işte bu enerji fiyatları kaynaklı olarak ulaştırma alt kaleminin ciddi şekilde sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Hem talep enflasyonu yaşayacağız hem de maliyet enflasyonu yaşayacağız bence. Doktor Atılım Murat hem talep enflasyonu hem de maliyet enflasyonu yaşanabileceğini ifade etti. Akaryakıt istasyonları için araştırma önergesi. Enerji fiyatlarıyla diğer maliyetlerde gözlenen hızlı yükseliş akaryakıt istasyonlarını batma noktasına getirdi. Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir araştırma önergesi vererek, özellikle EPDK'nın sabit kar marjı uygulaması nedeniyle zor günler geçiren istasyonların durumunun bir komisyon kurularak araştırılmasını teklif etti. Huawei ve Orbit Enerji yerli lityum pil geliştirecek. Huawei Türkiye İzmir Merkezi Enerji Şirketi Orbit Enerji ile yeşil ve akıllı enerji çözümleri konusunda işbirliğine gitti. İki şirket telekomünikasyon sektörüne özel çevre dostu lityum pillerin üretimi için birlikte çalışmak üzere anlaşma imzaladı. ETAŞ Afyon BES 49 yıllık üretim lisansı aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, 24 Şubat 2022 tarihli toplantısında aldığı kararla ETAŞ Afyon Biyogaz Enerji Santrali için 49 yıl süreyle geçerli olacak şekilde üretim lisansı verdi. EPDK aynı zamanda Eksim Enerji'ye ait Ovacık RES için 35 yıl 5 ay süreli, Yurdeme Enerji'ye ait Çalfes için de 49 yıllık üretim lisansı verdi. Samurlu RES sahasına güneş santrali kurulacak. Doğal Enerji İzmir'in Alaha ve Menemen ilçesinde işletilen Samurlu Rüzgar Enerji Santrali'ne hibrit olarak güneş enerji santrali ilave edecek. Projenin değeri yaklaşık 132 milyon TL olarak hesaplanıyor. Enka'nın 2021 karı 5.15 milyar lira. Enka İnşaat ve Sanayi Şirketi 2021 yılına ilişkin finansal raporunda 5.15 milyar lira kar elde ettiğini bildirdi. Şirket bir önceki yıl 4.5 milyar lira kar etmişti. Sayın dinleyiciler, Enerji Piyasaları İşletme Şirketi EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı'na Abdullah Tancan yeniden seçildi. Bursa'da jeotermal kaynak aranacak. Karaçor Madencilik, Bursa'nın Nilüfer ve Gemlik ilçesinde yer alan jeotermal kaynak arama çalışması planlıyor. İlçelerde 13 adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak aranacak.
Kömür ithalatı azalan Çin üretimini artıracak. Çin'in kömür ithalatı Endonezya'nın Ocak ayında ihracatı bir süreliğine yasaklaması nedeniyle 2022 yılının ilk iki ayında bir önceki yıla göre %14 düştü. Çin Ocak-Şubat döneminde 35.39 milyon ton kömür ithal ederken bu rakam 2021'in aynı döneminde 41.13 milyon tondu. Avrupa'da doğalgaz fiyatları %65 yükseldi. Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Avrupa'da 1000 metreküp doğalgaz fiyatı bugün 3725 dolara aşarak rekor tazeledi. Hollanda merkezi sanal doğalgaz ticaret noktası TFF'de Nisan vadeli kontratların fiyatı bugün Cuma gününe kadar %65 artışla 322 euroyu gördükten sonra 250 eurolar seviyesine geriledi. Toyota ilk elektrikli araç modelini tanıttı. Japon otomotiv devi Toyota tamamen elektrikli ilk araç modeli bZ4X'in dünya premieri ile birlikte tanıtımını gerçekleştirdi. Bu yılın başında gösterilen konsepte sadık kalınarak üretilen araç, Toyota'nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli oldu. Sırada petrol fiyatları var. Tedarik endişeleriyle Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 118.4 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı 130 dolar varili aşarak 14 yılın zirvesini gördü. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 8 Mart 2022 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 1727.82 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat olarak 0001 aralığı için 1745 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 23.00 dilimi için 1549.68 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.